Merhaba, elektroterapi yani kaslarınızı nasıl disipline ederiz? Bugün size anlatmaya çalışacağız. Neden kasları disipline etmeye ihtiyacımız var? İyi bir karın görüntüsü için en azından ya da iyi bir bacak görüntüsü için en tabandaki kemiklerin üstündeki ya da iç organlarımızı çevreleyen kasları disipline edemezsek gevşek ve bol bir çatının üstüne ne kadar iyi bir cildimizin olduğu, ne kadar selülitsiz bir derimizin olduğu ya da yağsız da olsak orada sıkı durmayan, iskeletiyle bizi istediğimiz gibi taşımayan ya da kıyafetlerimizi taşımayan bir beden olması mümkün değil. Dolayısıyla kaslarımız bizim için mutlaka iyi görünmek için karın ve bacak problemlerinde her zaman çalışılması gereken ve asla atlanmaması gereken bir basamak. Üst üste giydiğimiz kıyafetler gibi düşünün. Kemiklerin ya da iç organların etrafında bir kas tabakamız var. Onun üstünde yağlarımız, onun üstünde cildimiz var. Sadece en dışını toparlayarak, en dışındaki deriyi ya da onun o ara bölümdeki yağlarını bir şekilde düzenleyerek ya da azaltarak biz istediğimiz görüntüyü elde edemiyoruz. Bu yüzden elektroterapiler fizik tedaviden devşirilmiş. Yani siz hareket edemediğinizde, spor yapamadığınızda gerek herhangi bir sorununuz sebebiyle gerekse zamansızlıktan o bölgeyi çalıştırmak üzere oluşturulan sistemler. Ne yapıyor? O bölgede birden fazla birçok kas grubu var. Biz hangi kas grubunu hedeflediğimizi özellikle seçmemiz lazım. Yani bacağımızda dört başlı bir kasımız var. Oblik dediğimiz bir uçtan öbür uca inen kaslarımız var. Karnımızda bu işte baklavaları oluşturan kaslarımız var. Çapraz inen kaslarımız var. Ve önü duvarı oluşturan kaslarımız var. Bütün bunları ayrı ayrı çalıştırmamız lazım. Doğru bir hedefleme ile, doğru bir şekilde seçimle bunu yapabiliriz. Bununla ilgili birçok sistem var günümüzde. Mesela 20 bin mekik çektirdiğini bir seansta söyleyen bir cihaz, yine bir elektroterapi. O cihazla ilgili daha önceki videolarda da ben size kaygımı anlatmıştım. Doğru bir sistem. Elektroterapilerin zararı olmaz. Ama çok iddialı olduğunda, bir seferde çok büyük iş yapmaya çalıştığınızda bir şekilde kasınız bunu taşıyamayacaktır. Belli bir yerden sonra küçük de olsa zedelenmeler ya da tahripler olabilir. İkincisi, elektroterapinin mantığı sporla aynıdır. Yani bir spora başladığınızda eğer bir kas oluşturmak istiyorsanız, mesela pazunuzdan örnek verelim. Haftada minimum 2 defa yapmanız lazım ve bunu yaklaşık 8-10 haftada becerebilirsiniz. Yani herhangi bir sistem size bunu işte 4-6 seferde yapabildiğini söylüyorsa ben buna henüz ikna olmuş biri değilim. O yüzden size de kendi görüşümü açıkça söylemek istiyorum. Elektroterapilerle ilgili ekranda da göreceğiniz gibi biz sizi burada doğru kaslara doğru enerjiyi verecek şekilde doğru enerjiyi de tekrar açmak istiyorum size. Doğru enerji şu demek, bizim kaslarımız sadece bir hareketi yapmıyorlar. Ben şu kolumla ilgili, pazumla ilgili bu kolumla iki tane ayrı işlev ya da iki tane ayrı görev verebiliyorum. Bir görevim yerden bir şey kaldırırken bunun boyunun değiştiği bir görev. Bu kas gelişiminde etkilidir. İkinci görev, ben yerden bir şeyi sabit tuttuğumda yine aynı kasın taşıması gereken ama boyunun değişmediği bir görev. Bu ikincisi çok daha hızlı ve büyük bir kas gelişimi yapar. Yani bacak kaslarınızı yürüyerek, koşarak değil, dirençle daha iyi büyütebilirsiniz ya da karın kaslarınızı. Bizim elimizdeki sistemler de her şeyden önce bu mantığı çok iyi bilen ve bunu anlayan bir şekilde kurgulanmış sistemler. Yani herhangi bir şekilde kasılıp bırakmak, düzensiz bir şekilde oraya belirli elektrik uyaranlar göndermekten bahsetmiyoruz. Burayı disipline etmek için bir doğru kasların adreslerinin bulunması lazım ki göreceksiniz. Rastgele bir yapıştırma ya da rastgele bir seçim mümkün değil. Yeterince alana ulaşmak lazım. Doğru hareketlerin, yani boyu değişen değişmeyenlerin kombinasyonlarını doğru seçmek lazım. En sonunda da doğru zamanlama, yani egzersizin, kasa gidecek olan şeyin süresi ve hafta içindeki sıklığı ya da kaç hafta yapılması gereken. Bütün bunları doğru yapabilirsek biz sizi kas disiplini konusunda mutlu edebiliyoruz. Onun dışında
Genelde inanışımız şu halk olarak, biz bir yere gidelim, moda olan bir makineye girelim ya da ben bir yerde gördüm, bunun taklidini internetten alayım, X salonda bulayım, bunları takayım, niye o kadar uğraşayım, niye o adam bunu yapıyorsa biz kendimiz yapamayalım diye işi çok basitleştirip ve bu işin mantığının dışına çıkıp mutsuz olmayın diye bu detayları size anlatıyoruz. Başka videolarda da bununla ilgili birçok detay bulabileceksiniz. Kanalımıza abone olmayı ve zili aktif hale getirmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.